Merhaba arkadaşlar. Ağaçların damla sulamalarını değiştiriyorum. Bütün ağaçların altına damlatıcı gelecek şekilde su veriyor idim. Fakat bu yıl değiştirdim onu. Bütün damlamayı topladım. Gördüğünüz gibi beyaz boru var, çift katlı. Ağaçların aralarını sulamak istemiyorum. Hem otla mücadele etmek istemiyorum. Hem boşuna sulamak istemiyorum. Sadece ağaçlara gelecek kısımları damlatıcı koyuyorum. Onun için ağaçların aralarını 3'er metrelik damlatıcı boru kestim daha evvelden. Şu şekilde ağaçların aralarını santim santim ölçtüm. 2 metre, 3 metre gibi rakamlar. Onları birbirinin ardı sıra ekliyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Bir siyah, bir beyaz boru. Siyah yerler damlatıcı olup ağacın altına gelen yerler. Beyaz yerler ise kör boru. Yani damlatıcısı yok. Bu damlatıcısı olmayan borular su damlatmıyorlar. Suyu iletiyorlar. Ağaçların aralarına denk geliyorlar. Siz de böyle yaparsanız hem sudan tasarruf edersiniz, hem boşu boşuna ağaçların arasını sulamayıp yabani otu teşvik etmezsiniz. Beslemezsiniz. Şimdi işaret koyuyorum. 2.75'lik boru lazım. Daha evvelden boruları şu şekilde kestim. Ve uçlarına kaybetmemek için yazıyorum. 2.75'lik boruyu bulacağım. 3.10 2.75, evet. Gördüğünüz gibi 2.75 yazmışım. Bu boruyu çıkartıyorum. Şimdi bu iki boruyu ekleyeceğim. Bu damlatıcılı boru. Bu damlatıcısı olmayan boru. Bunun için kullandığım ek parça nipel tabir ediliyor. Bu malzemeyi tanıyorsunuzdur. Fakat şu aralarda tırtık olmasını veya şu şekilde üçgen olmasına dikkat edin. Bu tür nipelleri alın. Ve şu kısımların keskin olmasını, çok keskin bir hatla dökümünün yapılmış olmasını dikkat edin. Neden? Çünkü boruya asıldığınızda bu geriye doğru keskin olduğu için boruyu içeriden tutacaktır ve dışa doğru gelmeyecektir. Bunu şu şekilde takarken avucumuzun içiyle yapmıyoruz. Ben böyle avucumun içini çok yara yaptım. Daha sonradan şöyle bir tornavida düşündüm. Bunun sapını da kırmızı bantla boyadım ki yerde düşürdüğüm zaman kaybetmeyeyim diye. Şu aparatı buna takıyoruz. Şöyle bir gözlükçülerde verilen gözlük sıvıları var ya, onları ben bittikten sonra Arap sabunu koyuyorum içine ve iki kere fısfıslıyorum. Ve şu tornavidaya taktığım kısmı boruya getiriyorum ve bir sağ bir sol yapıyorum. Demin söylemiş olduğum tırtıklı kısım o işe yarıyor. Yürüyor yani. Borunun içinde yürüyor. Gördüğünüz gibi takıldı. Şimdi şu aparatı kaybetmiyoruz. Bu ucuna da Arap sabunu fışkırtıyorum. Sıvı Arap sabunu bu. Buraya getiriyorum. Tekrar sağ sol yapıyorum. Boru ilerliyor. Yani işimizi kolaylaştırıyorum. Şimdi bundan sonra şu kısım 2.75'lik boruyu yaptık. Üçlük ağaç altına siyah delikli boru takacağız tekrar. Daha evvelden kestiğim siyah delikli boruyu alıyorum. Tornavidayı alıyorum. Nipeli geçiriyorum.
Bu bilgi çok işinize yarayacaktır. Avuçlarınız yara olmaktan kurtulacaktır. Bunlar benim deneyimlerle elde ettiğim kazanç bilgiler. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Sizlerle paylaşıyorum. Sebzeci, meyveci arkadaşlar kullansınlar. Tekrar iki fıs fıs. Arap sabunu ne işe yarıyor? Kaydırarak kolay girmesini sağlıyor bunun ucuna. Dediğim gibi şu kısımların keskin olmasına dikkat edin. Aldığınız plastik nipel parçasında, ek parçasında. Çünkü borunun içinden çektiğinizde bu kısımlar borunun iç cidarına oturuyor ve geri bırakmıyor kendini. Ne yapıyoruz? Takıyoruz ve sağ sol yapıyoruz. Yeterli. Evet. Bu bilgiden de çok yarar sağlayacağınızı düşünüyorum. Bereketli olsun arkadaşlar.